Evet x açısı denmiş buraya. Buraya da y diyelim. x artı y bu durumda 90 derece bulunur. x'i 90'a tamamlayan açı y olduğundan dolayı bu açı y. y'yi 90'a tamamlayan açı x olduğundan dolayı bu açı x. Aynı şekilde devam edersek burası da yine y bulunur. DCM üçgeninin açılarına dikkat ettiğimde x, Y ve 90, KAD üçgeninin de açılarına dikkat ettiğimde yine X, Y ve 90 derecedir. O halde bu iki üçgen birbirine benzerdir. Benzerlik oranını düşünelim. Y açısına baktığımızda, Y'nin gördüğü kenar DC kenarı, yani karenin bir kenarı. Karenin bir kenarını üç çizgiyle gösterelim. Bu üçgene dikkat ettiğimde yine Y açısının gördüğü kenar karenin bir kenarı. Burayı da üç çizgiyle gösterdim. Birbirine eşit olacağından dolayı karenin bütün kenarları benzerlik oranı o halde birebir benzerlik yani eşlik söz konusudur burada. Bu iki üçgen eş bulundu. O halde 90'ın karşısındaki kenarlar da birbirinin aynısıdır. Burada 90 derecenin karşısında DM kenarı var. Bu kenarı bu şekilde gösterirsem diğer üçgende de aynı şekilde 90'ın karşısı aynı şekilde gösterilir. O halde KDM üçgeni dik üçgende ikiz kenar dik üçgen bulunur. Yani açıları 45'er derecedir. Bu açıda yine 45 derecedir. DKM üçgeninin Y açısı 45 artı 25'ten 70 derece bulundu. 90 dereceyi de kullanırsak x açısına 20 derecelik açı kalır. O halde cevabımız denizlidir.